Hürmetli yurttaşlar, Amerika Birleşmiş Devletleri'ne John Hopkins namlı üniversiteden alınan malumatlara göre, hazırki dakikalara gelip dünyanın 187'de devletinde 6 milyon 178 binden köprü halette koronavirüs kesildiği kayıt edilgen. Kesilengenlerine 2 milyon 746 binden artırağı sağaygen. 371 binden artırağı hayattan köz yumgen. Bugün günün birinci yarımında dünya boyunca 27.800'den köprü halette koronavirüs kesildiği yengitten ruhetge alındı. Hürmetli yurttaşlar, kesilenç kursatkışı Amerika Birleşmiş Devletleri de yukarılıkça saklanıp durdu. Üçbu devlette ruhetge alıngan bemarlarının umumi sanı 1 milyon 816.000'den artırağını teşkil etken bir paytta Rossiya Federasyası'nda ruhetge alıngan bemarlarının sanı 405.000'e yetti. Kazakistan Respublikası'da 10.858 halette, Tacikistan Respublikası'da 3.807 halette, Kırgızistan Respublikası'da 1.748 halette koronavirüs kasalligi kayıt etilgen. Hürmetli yurttaşlar, Özbekistan Respublikası'da koronavirüs kasalligi bilen ruhatga alingan bemarlarının umumi sanı 3.583 nafarını teşkil etiyapti. O'zbekiston Respublikasi sharoitida koronavirus kasalligiga chalingan bemorlarni davolashda ijobiy natijalar qayd etilyapti. Bugun kunning birinchi yarmida respublika bo'yicha 54 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligidan to'liq sog'ayganligi bois reabilitatsiya markazlariga o'tkazilgan. Shunday qilib, jami koronavirus kasalligidan sog'aygan shaxslarning soni 2837 nafarni tashkil etyapti. Bu umumiy kasallanganlar soniga nisbatan 79%ni tashkil etadi. Hurmatli yurttoshlar, koronavirus kasalligi bo'yicha epidemik vaziyat Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand va Navoiy viloyatlarida murakkabligicha saqlanib turganini haqida axborot bergandik. Bugun Buxoro viloyatida yana bir bemor qayd etildi. Shunday qilib, respublika bo'yicha epidemik noxush hududlar 5 tani tashkil etyapti. Hurmatli yurttoshlar, Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirgi paytda koronavirus kasalligi bilan davolanayotgan bemorlarning barchasi nazoratga olingan. Ahvoli og'ir deb topilgan bemorlar uchun Toshkent shahridagi malakali mutaxassislar bilan tele maslahatlashuvlar tashkil etilmoqda. Har bitta bemorni sog'lig'ini saqlash, har bitta bemorni saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinyapti. Respublikada karantin tadbirlari davom etyapti. Koronavirus kasalligi bo'yicha vaziyat jiddiyligicha saqlanib turibdi. Har birimizning harakatimizga bog'liq holda vaziyat ijobiy yo salbiy tomonga o'zgarishi mumkin. Siz bilan biz karantin tadbirlariga to'liq rioya etishimiz kerak va tibbiyot xodimlarining bergan tavsiyalariga amal qilishimiz lozim bo'ladi. Shundagina biz vaziyatga o'z ta'sirimizni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki vaziyat barqaror bo'lar ekan, shunga yarasha barcha imkoniyatlar eshigi qaytadan ochiladi. Shunday ekan, har biringiz mana shu sinovli kunlarga o'ta mas'uliyat bilan yondashishingiz kerak.